2023 yılını tarihinin en yüksek yolcu sayısı ile tamamladı. Bayrak taşıyıcının yolcu sayısı 2022'ye göre %16,1 artarak 83,4 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı %27,1 arttı ve 29,8 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıla kıyasla yolcu doluluk oranı 1,9 puan artarak 82,6 oldu. Ocak-Aralık döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 1,68 milyon ton iken 2023 yılında %1,2 azalarak 1,66 milyon ton olarak kaydedildi. Türk Hava Yolları Aralık ayı sonu itibariyle 440 uçaklık filo ile hizmet verdi. TAV Havalimanları Holding, Ankara, Antalya ve Almatı'da 1,2 milyar dolar yatırıma devam ettiğini bildirdi. Hedef pazarlar olarak Orta Asya, Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu belirleyen Holding, Antalya'da süren ve ilk etabı yaklaşık 750 milyon euro olan yatırımı 2025'in ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyor. TAV ayrıca 2024'ün 3. çeyreğinde Almatı'daki yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırımı tamamlayıp yeni terminali işletmeye açmayı hedefliyor. Ankara'da ise hava tarafında süren ve ilk fazı 210 milyon euro olmak üzere toplam 300 milyon euroluk yatırımlarda programa uygun şekilde devam ediyor ve 2025'te tamamlanması hedefleniyor. 2023'ü 1,3 milyar euro ciro ile kapatmayı öngören grup, işlettiği 8 ülkedeki 15 havalimanında toplam 95,5 milyon yolcu ağırladı. Elektrikli hava taksi üreticisi Ehang, pilotsuz elektrikli hava taksisiyle ilk ticari yolcusunu taşıdı. Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından standart uçuşa elverişlilik sertifikası verilen Ehang, EH216S hava taksi, Guangzhou ve Hefei'de ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi. Öte yandan dünyanın ilk standart uçuşa elverişlilik sertifikası alan dikey iniş kalkış yani eVTOL özellikli hava aracı EH216S, Çinli Eton adlı şirkete de teslim edildi. İki yolcu taşıyabilen Ehang'ın yüksekliği 1,93 metre, genişliği 5,73 metre. 620 kilogram ağırlıkla havalanabilen Çinli hava taksi 30 kilometre menzile uçabiliyor. 8 elektrik motora sahip Ehang, saatte 130 kilometre hızla yol alabiliyor.